Selam gençler, nasılsınız? Bugün sizinle yeni bir figür açacağız. Aslında biliyorsunuz çoğu açılım videomu ve çektiklerimi Instagram ya da TikTok'ta paylaşıyorum. YouTube biraz zor, editlemesi çok vakit alıyor. O yüzden burada biraz daha az video yükleyeyim diyorum. Ama sürekli hani neden YouTube'a koymuyorsun diye sorduğunuz için bugünkü videoyu YouTube için çekmeye karar verdim. İşte tek başıma olduğum için mesela ön kamerayla çekiyorum, kalite düşüyor. Şimdi neyse figürü çevirirken şey yapacağım falan. Bir tarz böyle teknik zorluklar yaşıyorum diyelim. Bugünkü açacağım figür Genshin Impact'ın mini figür seti. Bunu beni takip edenler bilir, Amiami'den aldığım bir figür. Birkaç sorun yaşamıştık. Şimdi direkt figüre geçeyim, uzatmayayım. Figür setimiz bu arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Sırf bunu ne için aldım biliyorsunuz, Kaya ve Diluc olduğu için. Normalde ben mini figür çok sevmem. Ben genelde scale, yani büyük tarz figürleri severim ama gerçekten çok sevimliydiler. Bir de Genshin'in acayip, yani herhalde benim en uzun oynadığım oyun yani düşününce. Çünkü eskiden hani daha çok oynadığım oyun vardı tabii, Assassin's Creed olsun, işte ne bileyim One Piece'in Bounty Hunter gibi. Ama şu an yani Genshin, sadece only Genshin oynuyorum. Çok çok güzel bir oyun, tam benim tarzım. Ben böyle LOL gibi beraber oynadığınız oyunları pek hoşlanmam. Hani tek başıma oynayacağım ve bir hani karakter gelişimi, bir işte dünya keşfetme gibi özellikler olacak. O çok hoşuma gidiyor. Ben bu seti Amiami'den aldım. TikTok'ta beni takip ediyorsanız bahsetmişimdir. Normalde bu set arkadaşlar 7200 Japon yeni. Bunu bizim gümrük 7200 dolar gibi geçirip bana 38 bin lira gibi bir vergi çıkarmıştı. Sonra düzelttirdik işte. İtiraz dilekçesi gönderdim. Aldığım işte Amiami'nin faturasını gönderdim, dedim ben buna bu kadar ödedim diye. O da işte TL olarak şu kadar yapıyor gün bugünün kuruyla gibi. İtiraz dilekçesi ettiğimde düzelttiler. İşte 297 lira öyle bir vergi çıksa çıkıyordu. Normal ödedim, aldım. Bu Mihoyo'nun bandrolü arkadaşlar, orijinal olduğunu anlamamız için kutularda genellikle olan bir şey ama her kutunun veya her orijinal figürün bandrolü olmaz. Başka şeylerden de anlaşılabilir. İşte bu arkadaki mesela barkod gibi, ne bileyim burada yazan information bölümü gibi, işte burada ulaşacağınız, işte bir sorun olursa hangi şeye ulaşacağınızı anlatan şey gibi, işte bunun uluslararası numaraları gibi şurada şeyleri var gibi gibi birçok şey yapabilirsiniz ama en kolayı kesinlikle bandrol. Ama Banpresto gibi hani markaların bandrolü olmaz, onu söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş açmaya başlayalım. Aşırı sevimli gözüküyorlar çünkü. Bu arada bu Mystery Box Edition, bunlar hani böyle kutu kutu satılıyor ama ben set olarak aldığımdan eksiksiz gelmiş olması lazım. İçisi, kutularımız bu şekilde için. Normalde bunu böyle işte şöyle bir şuraya şey yapıp sergiliyorlar. Yani tek tek alıyorsunuz. Blind Box olarak geçti. İşte şuradan yırtıyorlar. Ben neyse çok şey yapmak istemiyorum. Kutumu bozmak istemiyorum. Baştan başlayalım. Çıkaramadım lan. Bunu buna güzel yapıştırmışlar. Bilmiyorum oğlum. Tamam, benim beceriksizliğimmiş. Oo, iç kutusu bu şekilde. İşte gördüğünüz gibi bilgileri yazıyor, nerede olduğu falan filan gibi. İçlerindekine de bandrol basmışlar. Bazen bunu basmazlar mesela. Evet, bu da Venti'mizin şeyi olsa gerek. İkinci seti de bu arada pre-order'a çıktı bu şeyin ama niyeyse daha pahalı çıkmış. 9000 yen olarak gördüm ben. Bir tık üzdü bu beni. Çünkü ben bir şeyin setini aldım mı tamamlamak istiyorum. Ya da o seti satmam gerekiyor tamamlamayacaksam. Böyle yarım olunca benim şeyimi bozuyor. Ne oluyor, psikolojimi bozuyor. Diyeceksiniz ki ne dertler var ama işte herkesin derdi kendine göre gençler. Bu da benim derdim. Şunu ben bir açayım. Evet, sonunu da açtık. İçi böyle bir blind box çıkacak. Dediğim gibi bunlar normalde hani hangisinin geleceğini bilmediğiniz olarak hani alıp toplamaya çalışıyorsunuz. Çünkü orada marketlerde veya satıldığı için. Ama biz de kutunu alırken tabii ki setini istiyoruz ki ben bir daha nereden bulayım bunun blind box'ını yoksa. Böyle. Bakalım bunda hangisi var. Sonunda Kaya çıkar mı? Evet. Bebeğim. Bu arada Kaya benim en sevdiğim buz kullanıcılarından biridir. Gerçi ben hani genelde herhalde şeyde Genshin'de sevmediğim bir karakter yok pek. Parçalarımız yani şeyin parçaları bunlar. Bir de yanında böyle karakterin kartı çıkıyor. Sevimli bir şey. Hadi birleştirelim. Öncelikle şu bedenini bir oturtturalım. Bu arada kafası gerçekten bedenine göre bayağı büyükmüş. Sonra kafasını alıyoruz. Ve çok sevimli bir kayamız oluyor.
Okey, çok tatlı kesinlikle. Kaliteli yapılmış. Valla bu arada Çin biliyorsunuz miHoYo'nun şeyi. Bu da hani Çin ne onun adı markası. O yüzden hani ya böyle kaliteli bir malzeme çok beklemiyordum. Yalan olmasın daha plastikimsi bir şey bekliyordum ama yok yani yapışkanlık yok hani böyle gayet güzel. Çok tatlı ama tabii ki böyle gerçek hani anime gözü olarak yapılan şeyler her zaman benim favorimdir. Yani gerçeğine ne kadar benzerse o kadar hoşuma gidiyor figürler. Çünkü mesela Funko Pop'lar biliyorsunuz iki tane siyah nokta var şöyle koca bir kafa üzerine. Mesela benim çok sevdiğim bir seri değil. Ama Genshin'in şu ana kadar çok fazla figürü yok. O yüzden fazla seçici olamıyoruz. Yani en azından Kaya'nın işte yok. Bir benim için Kalemeliler dizaynı yaptığı var. Şimdi Diluun yok. Diluu bekliyorum. Kaya bir scale figür bekliyorum yani. Bir sonrakine geçelim. Bu arada ben bunlar olabildiğince kutuyu bozmadan açmaya çalışıyorum ama bir açma yeri yok. Yani yukarıdan da yırtsam buradan da yırtsam yırtılıyor. O yüzden hani şuradan şey yapabilirim açabilirim sanırsam. Ama üst taraflarını da çok bozmak istemiyorum genelde. Hadi böyle bir gidelim. Bak bu da yırtıyor yani bir şey değiştirmiyor. İşte yırtılsın çok istemiyordum ama neyse artık yapacak bir şey yok. Evet bunda hangi karakterimiz? Venti. Acık yamulmuşsun ama kartın çok tatlı gözüküyorsun. Hemen bakıyoruz. Pekala parçalarımız bunlar. Şimdi bir birleştirelim. Baya bu arada minikler gençler ya. Benim elim biliyorsunuz yani şişman eli. Öyle minik şeylerle pek aram yok. Bu ne tarafa gelecek? Öne mi arkaya mı ya? Dur şunu ben bir bakayım. Pekala yan duruyormuş. Öne de arkaya da değil. Şöyle kafası nasıl duruyor onu hatırlamıyorum. Hops. Bak işte küçüklerin şeyi bu. Birincisi çok zorlamamanız gerek. Yoksa kırılır. Tamam şimdilik şöyle yapacağım ama gördüğünüz gibi çok bastıramadım. Çünkü hani tek bir bacakla oturuyor şuraya minik bir şeyle. Biraz daha buradan zorlarsam aşağı böyle doğru yamulacağı için çok şey yapmak istemiyorum. Ama çok tatlı bir ventimiz var. Bu arada bu şeyler öne mi geliyor? Çimenler arkaya mı? Bak öndeki resimden ona bakmam lazım. Ama sevimli. Pekala. Diğerine geçelim. Hadi neyse gene şöyle açalım. Örtülü uzun sürüyor. Bu kim bu kim bu kim? Oo Barbara. Bu arada benim herhalde en sık kullandığım ikinci su şeyi de Barbara olsa gerek. Normalde Kokomi'yi çok istiyorum ama bir türlü çıkmadı arkadaş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ayato'da en çok kullandığım şey su. Bu şeyi. Ne derseniz artık ona. Neredesin? Şunun tatlılığına bak. Şu kıyafetin tatlılığına bak. Yerim. Hemen açalım. Öncelikle şunun sevimliliğini görüyor musunuz? Şu minicik elimde duran şeyin kıyafetinin. Sonra bunu birleştirelim. God Smile'ın şeylerinden daha zor lan bunu takması. Bayağı güç uyguluyorum aslında biliyor musunuz? Oo çok güzelim ben. Şunun tatlılığına bak. Resmen Barbara idol olmak için doğmuşsun ya. Evet, şimdi asıl sorun bunun ayağına takması. Öne mi arkaya mı geliyor bilmediğim için çeviriyorum. İnşallah bu şeyler öne geliyordur. Çimenler. Ha, şurada şeyi. Sol anahtarı. Here you go. Aşırı sevimli değil mi ya? Şunun tatlılığına bakın. Ha, çok tatlı ya.
Barbara'nın kendisi zaten çok sevimli bir karakter bence. O yüzden şu daha da güzel olmuş. Bu arada şunlar bir an gözüme OH yazıyormuş gibi, hidroksit gibi geldi. İşte san bilimsel problemler. Neyse devam edelim. Orada açtıklarımızı şöyle arkaya koymaya karar verdim. Şimdi devam edelim bununla. İşte bak, keşke şunları yırtılmadan açılabilse. One Piece'kiler daha güzel açılıyordu ya. Şunu atalım. Kırmızı gördüğüme göre bu Dilok. Bakıyoruz ve evet. Ah, Tsundere bebeğim ya. Pekala. Neredesin, neredesin? Oo, şunun tatlı. Evet, hemen kuralım şeyimizi. Dilok'un bayağı bir parçası var. Küçük şey parçalar. Gel önce bir saçını birleştirelim. Bu arada sizin favori karakterleriniz kim gençliğinde bu arada? Benim mainlerim mesela Klee, kesinlikle Pyro'da. Çünkü ne yaptığımı bilmiyorum ama inanılmaz güçlü bir şey atışı var. Onun dışında işte mainlerimden Zhongli zaten olmazsa olmazım. Çünkü onun defend'i geçilmez bir defend benim için. C6 yapmayı çok isterdim şeyi. Jongli ama yani herhalde 5 yıldızlar çok zor çıkıyor. Bu arada ben Diluc'u alamadım gençler hala. Herhalde buna bir 100 wish harcamışımdır ama çıkmadı şerefsiz. Neyse, neyse önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu her şeyi Elektro'da Raiden Shogun'umuz inanılmaz iyi. Yani böyle mesela karakteri değiştirdiğiniz zaman halde etkisi devam ediyor karakterler var ya, işte Raiden gibi. Veya şeyin Shield'ı gibi, işte Jongli'nin, bayılıyorum o karakterlere. Çünkü çok işe yarıyor. Veya Bennett'in işte şeyi gibi. Ne bileyim yerdeki işte şeyi, veya işte Barbara'nın şeyi o. Heal'ı. Orada konuşmayı unuttum şu an. Yani efektlerin isimlerini bilmediğimi fark ettim. Kullanıyorsun mu kullanıyorsun ama hatırlamıyorsun. Ya ne kadar güzel oldun sen. Evet, şu nereye takılıyor? Ona bir bakayım. Tamam, tabanlarına takılıyormuş gençler, sakin. Bak iki tane şeyi var, bu güzel. İki tane şey olsa sağlam durur diye düşünüyorum. Ve bak bunda şeyler arkada. Lan önden arkaya değişiyor mu bu çimenler? Hala bakamadım ya. Kutu üzerinde yokmuş resmi. İnternetten bulmam lazım. Bir alev topumuz. İşte karşınızda Diluc. Çok güzel. Ya bunlar nasıl bu kadar sevimli yapıyorlar ya? Ben de şunları tasarlayabilmek istiyorum. Veya üretebilmek. Çok güzel. Sizi görünce böyle bir üretme isteği gelmiyor mu içinizde? Benim çok geliyor. Dur, bunların hepsini yan yana görmek için sabırsızlanıyorum. Evet, öbürüne geçelim. Sıradaki. Bu arada Hidden inşallah çıkacak içinden ha. Değil mi? Çıkacağına inanmak istiyorum. Hadi. Evet, sen kimsin? Sen kimsin? Official. Bu da tam bir Chunibyo açıkçası ama bu bence kullanımı zor bir karakter. Yani en azından ben savaşlarda pek kullanamıyorum kendisini. Ama işte bir kere ben zaten okçu kullanamıyorum ya. Benim mainlerin hiçbirinde ok yok. Bir Dendro'da mecbur kaldık kullanıyoruz. Ama ben okçu sevmiyorum. Okçunun kullanımı zor geliyor bana. Tatlı. Şimdi biyomuzu çıkaralım hemen bunun içinden. Bu arada Chunibyo bu Fischl'da, yani bunun biliyorsunuz eventi oldu. Açıkçası biraz sıkıldıydım ben. Çünkü bu arkadaşın gerçekten İngilizcesini anlayamıyorum, ne dediğini yani. Yarı İngilizce yarı Almanca mı konuşuyor? Yani bu kızın ne dediğini anlamakta zorlanıyorum. Ama hani eventta bir şey, Mona'nın da arkı vardı ya. O çok güzeldi. Yani o astrolojinin hani
efektleri veya işte o şeyin eventin şeyleri çok beğenmiştim, yıldız topladığımız o şeyleri, çünkü güzel bir ortam oluşturmuşlar. Ama yine de bu kızın şeyi, hani işte kalesinde bir şeyler aradığımız o Raven'ların olduğu yer bana biraz sıkıcı gelmişti. Gir. Biraz zor oturdu. Dur bakayım. Oturttuk. Gene de güzel bir ifade seçmişler ama. Yalnız böyle zor oturan şeyleri çıkarması da zor oluyor. Evet, ne düşünüyorsunuz? Orada Ravenclaw'da şeyi, neydi bunun herhalde? Öyle hatırlıyorum adını ama yanlış da olabilir arkadaşlar. Fischl'la çok dediğim gibi oynamadığım için ezbere bildiğim bir şey değil. Ama güzel. Çok tatlı. Ya figürler çok güzel. Evet, devam sonuncusuna. Bu arada şey çıkmazsa vallahi ya üzülürüm ha. Ne onu da Mystery Box. Şuradan açalım. Böyle kutu yırtılınca da üzülüyorum gerçekten. Biliyorsunuz ben kutuları da saklıyorum her zaman. Evet, sen kimsin? Ve o Klee, evet, bir tek Klee'm kalmış. Ya şunun tatlılığına bak. Burada Klee'ye bayılıyorum. Klee kesinlikle favorim. Çok çok tatlı bir karakter ve çok da güçlü yani. Hem küçük hem de çok güçlü olması mükemmel bir Moe Gap benim için. Bu arada inşallah. Bu arada bizim Mister'imiz çıkmadı değil mi? Resmen Mister yok. Kandırıldım şu an. Demek ki hepsinde çıkmıyor gerçekten mi? Üzücü. Evet, Mister'i nasıl çıkmaz ya? Şok içindeyim şu an arkadaşlar. Normalde bu tarz set olarak alındığında hep Mister'i çıkardı. Şu an resmen Mihoyo'nun gazabına uğradım ya. Böyle bir şey olamaz. Ben şimdi nereden bulacağım bu saatten sonra Mister'i? Tam bir hayal kırıklığı. Hayır, ikinci sette Zhongli'nin şeyi var. Ne onun adı işte. Statü şeyine. Vallahi Zhongli'nin, hadi Venti çok önemli değil de Zhongli'yi istiyorum ya. Benana. Nasıl bulacağım ben onu şimdi? Hadi evet. Dodoku. Ya ne kadar güzelim. Şunun güzelliğine bak. Burada elimi kesmişim. Onu ne ara kestim. Neyse. Dağılmayalım. Çok güzel. Oo, nerede bunun asılan dodokosunu yapmamışlar? Ayıp ya. Ayıp ayıp, niye eklemediniz onu? Detaydan kaçmayın. Çok tatlıyım ama. Şunun güzelliği. Hemen bunları birleştirip nasıl gözüküyor bakalım. Evet, setimiz böyle gözüküyor. Çok tatlı. Büyük ihtimal ikinci şeyi de alacağım ama nasıl Mister çıkmaz bana ya? Bana dedim de yani şu kutunun içinden nasıl Mister çıkmaz? Çünkü set olarak satılmasının bir anlamı o değil mi? Yazıklar olsun. Mihoyo'nun oyununa geldik. Neyse ki çok tatlılar. Fazla kızgın kalamıyorum. Ya yerim. Şunun güzelliğini yerim. Evet arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 7200 Japon yeni bu minik set için bir tık belki, hani ben 5000 yen civarında olmasını beklerdim. Ama tabii ki fiyatı bize bağlı bir şey değil. Zaten kur arttıkça bize de daha çok şey artıyor. Ama mesela Gachapon figürlerine göre bir tık büyükler. Mesela şöyle göstereyim. İşte bu mesela bir Gachapon Nike'nin. Ona göre gördüğünüz gibi daha büyük. Veya işte neyle karşılaştırabilirim? Burada da şey yok ki. Mini Gachapon'lar mesela, şunlar zaten onun yanında çok küçük kalıyor. Ha mesela şu, bu bir price figür. Yani hani çok da küçük değiller. Daha ben böyle biraz daha şu Gachapon kadar minik bekliyordum. O yüzden hani fena değil. Ama dediğim gibi bana göre gözleri normal şey olsaydı, bu tarz çivi model değil de daha böyle anime gözü gibi çizilse daha hoşuma giderdi. Ama burada Kaya, Barbara, Diluc ve Klee olduğu için çok mutluyuz. Çünkü çok sevindiler. Sıradaki yani bir sonraki gençlik figürüm inşallah Ningguang'ınki gelir diye umuyorum. Kutusu bayağı büyükmüş. Umuyorum bana gümrükte çok bir problem yaratmaz. Bu da Klee'nin Apex figürü, daha önce paylaşmıştım. Bir de kalem elleri. Tabii ki benim için yaptığı Kaya var. Kaya'nın veya Adilio'nun da inşallah en son hızlı bir şekilde şeyleri çıkar. Ne onun adı? Sen söyle ya, unuttum. Scale figürleri, herhalde çekti figürleri.
Evet gençler, sıra bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Umuyorum çok uzun olmaz bir sonraki videonun arası. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah müzemiz yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Tadilata başlayacağız. Umuyorum bu yılın sonuna yetiştiririm. Figür satma konusunda henüz tam bir şey belli değil. Çünkü dediğim gibi Japonya ile anlaşmak çok zor. Türkiye ile daha önce çalışmadıkları için hem çok şey bakmıyorlardı dediğim ne diyeyim ona iyimser. Hem de Türkiye'nin gümrük kuralları yüzünden bunlar oyuncak sayıldığı için gümrüğümüzden geçmiyor. Böyle bir ikilemdeyim. Bakalım bir çözüm bulabilirsek inşallah halledeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.